figure up. I know I can never defeat you, Lobo, but I will never stop fighting for this life. Selam dostlar, bugün sizlerle beraber güzel bir videoda beraberiz. Bildiğiniz gibi kanalımızda güç sıralaması ve versus videoları haricinde herhangi bir haber çıktığı zaman onlar hakkında da video yapıyoruz. Keza bu çizmeli kedi hakkında da, Shrek hakkında da veya farklı yapım hakkında da olabiliyor. Fakat bugünkü videomuzun konusu, başlıktan da görebileceğiniz gibi, çizmeli kedi gerçekten Oscar kazanabilir. Şimdi bunun nasıl olduğunu bir hayli fazla insan merak ediyor olabilir. Keza zaten video içerisinde detaylı bir anlatım yapacağım ve birçok insan aslında çizmeli kedinin 2022 yılından sonra başarısı ile beraber 2023 yani bu sene ile beraber Oscar kazanabileceğini konuşacağız. Umarım video içinde eğlenirsiniz. Fakat videoya geçmeden önce kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa ve beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da videonun sonunda belirtebilirsiniz. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Her neyse, artık videoya geçmemizin vakti geldi. Şimdilik iyi seyirler. Hadi başlayalım. My compliments to your cobbler. Thanks. Good to meet you too. Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir tane video paylaşmıştım ve o video ile beraber sizlere çizmeli kediye büyük bir haksızlık yapıldığını ve o video içerisinde Oscar'ı kazanması gerekenin çizmeli kedi olduğunu söylemiştim. Fakat video içerisinde eksik bulunan bir şey varsa o da El Canto filminin aslında 2021 yılında çıktığı ve 2022 yılında Oscar'a aday gösterilip kazandığıydı. Yani aslında çizmeli kedi 2 filmi de 2022 yılında çıkıp 2023 yılında Oscar'ı kazanabilir. Evet, böyle bir ihtimal var ve ben zaten bunu yorumlarda fark ettikten sonra bu yanlışımı da düzeltmek istedim. Özellikle bana yorumlarda bunu da bildiren birçok dosta da şimdiden sevgilerimi iletmek istiyorum. Peki Çizmeli Kedi 2 nasıl Oscar'ı kazanabilecek, detaylı bir şekilde onu anlatalım. Bildiğiniz gibi her film Oscar standardında, örnek vermek gerekirse eğer 2021 yılında çıkıyorsa 2022'de kesin olarak Oscar alma şansı bulunuyor. Çizmeli Kedi 2'ye gelecek olursak, ilk filmi her ne kadar belli bir başarıya ulaşmasa da ikinci filmi gerçekten çok başarılı olduğu için Oscar animasyon dalında şu anda aday gösterildi. Özellikle bunun olmasının ana sebebi zaten DreamWorks bu filmin bayağı iyi olduğunu bildiği için animasyon dalında da onu aday gösterip bir Oscar ödülü kazanmak istiyor ve eğer Oscar ödülü kazanırsa da animasyonlu bir Oscar filmi olarak da DreamWorks'ün içerisinde yer alacak. Peki bu nasıl olacak? Size bunu detaylı bir şekilde anlatalım. Bildiğiniz gibi Çizmeli Kedi hakkında belli başlı haberler çıkmıştı. Keza zaten şu anda eğer ekranda görüyorsanız güvendiğim haber sitelerinden bir tanesi olan da güzel bir haber yayınlandı. Ve haberi Türkçe'ye çevirmek gerekirse Çizmeli Kedi Son Dilek gişesinde Oscar'a adaylığına yaklaşırken 300 milyon doları geçmiş. Her ne kadar bu haberde 300 milyon doları geçmiş olduğu söylense bile aslında 400 milyonu geçti ve büyük bir başarı elde etti. Ve zaten DreamWorks de bu yüzden filmin 400 milyonu geçmesi, eleştirilerden olumlu not alması ve her açıdan filmin çok iyi olmasıyla beraber Oscar'a aday gösterdi ve 2008'den bu yana DreamWorks filmlerinde gerçekten Oscar'a aday gösterilmiş ilk filmlerden bir tanesi olması da Çizmeli Kedi'yi bu yüzden son derece önemli bir film yapıyor. Açıkçası benim düşüncemin ne olduğunu soruyorsanız ben zaten Oscar'ı kazanması gerekenin Çizmeli Kedi'nin olduğunu düşünüyorum ve umarım ki de Çizmeli Kedi olur. Çünkü Çizmeli Kedi'nin hikayesi olsun, diğer her şey olsun o kadar iyi işlenmiş ki bence bu ödülü ondan başka hiç kimse kazanamaz. Zaten 2018'e baktığımız zaman özellikle Into the Spider-Verse Oscar dalında inanılmaz iyi bir performans göstermişti ve animasyon dalında Oscar'ı kazanmıştı ve 2023 yılına geldiğimiz zaman yine aynı şekilde Çizmeli Kedi de bu başarıyı elde ettiği için 2023'ün animasyon dalında Oscar'ı kazanabilecek bir nevi de olsun filmlerin arasında yer alıyor. Fakat bir diğer soruya gelecek olursak, o da Oscar'ın 2023 yılında çıkacağı bu gösterişli film ne zaman olacak, biraz da onlar hakkında konuşalım. Öncelikli olarak Oscar bildiğimiz kadarıyla Mart ayında yapılması planlanıyor arkadaşlar ve Mart ayında çıktığı zaman birçok filmin animasyonu veya oyuncusu olsun her şeyi detaylı bir şekilde yapacak. Bu arada bilginiz olsun, ilerleyen günlerde güzel bir video daha gelecek. Bunun hakkında da videolar olacak. Yani sanmayın ki sadece bu videoları yapacağım. Güç sıralaması ve versus videoları da gelecek ve aynı zaman içerisinde ilerleyen bir günlerde bir tane daha konuya değineceğim ve onu da açıklayacağım. Mart ayı içerisinde Oscar yapıldığı vakit ise bu filmlerin arasında
eşsiz Melike'nin canı gönülden umarım ki Oscar'ı kazanır ve Oscar'ı kazandıktan sonra bu başarıyı elde eder. Zaten birçok insanın en büyük hedeflerinden birisi 2023'ün 12 Mart gecesinde 95. Oscar ödül törenlerinde alacak filmin aslında Çiz Melike'de olması. Zaten filmin içerisindeki karakterler ve benzeri de olursa umarım ki Oscar'ı kendisi kazanır ve biz de bu kanaldan Mart ayı içerisinde evet dostlar sonunda Oscar'ı Çiz Melike'de kazandı diye bunun haberini yaparız. Artık bu noktadan sonra Mart ayını beklememiz gerekiyor. Zaten Şubat'ın şu anda ben sesimi kaydettiğim için 26'sında olduğumuz için her an zaten film hakkında bir şeyler öğrenebiliriz ve Mart ayına da çok az kaldı. Şöyle bir baktığımız zaman bir 16 gün var diyebiliriz. Yani kısacası önümüzdeki 2 hafta içerisinde Oscar'ın animasyon dalında neyin kazanacağını öğreneceğiz ve umarız ki Çiz Melike'de 2 kazanır ve güzel bir videoda da bunu taçlandırırız. Ve bugün sizlere bu konudan bahsetmek istedim. Özellikle birçok insan henüz daha Oscar'ın yapılmadığını ve 2023'te yapılacağını söylediği için ben de bu hatamı düzeltmek istedim ve birçok insana aslında Oscar'ı kazanabileceğini ekledim. Bu arada bilmeyenler için El Canto gerçekten 2021 yılı içerisindeki en iyi film değil arkadaşlar maalesef ki. Yani o videoda söylediklerim tamamıyla hala geçerli. Çünkü animasyon dalına baktığımız zaman 2021 yılında El Canto'dan bile daha başarılı ben birçok animasyon film izledim. Keza Netflix'in çıkardığı I Am Robot'lara karşı bir filmi vardı. Yine onu izlerseniz de çok güzel ve benim kendi şahsi düşünceme göre hani Oscar verilseydi bu filme de verilebilirdi. Ama dediğim gibi Oscar gidip de sırf daha fazla para bastığı için Disney'e verdiler 2022 yılı içerisinde. Benim en büyük korkularımdan da zaten bir tanesi bu 2023 yılının Mart ayında yapılacak Oscar töreninde yine parayı basmaları ve hangi şirket daha fazla para basıyorsa o filmin Oscar'ını kazandırmaları. Bakalım yine aynı şekilde 2023'ün de bir animasyon şeyi olacak. Umarız ki Çiz Melike'de son dilek filmi kazanır ve biz de izlerken evet dostum sonunda kazandık diyebiliriz ve gerçekten de mutlu oluruz. Evet dostlar bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı. Umarım video içerisinde eğlenmişsinizdir. Bugün güzel bir içerik ortaya çıkarttım. Keyifli bir video oldu. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlar kısmına kesinlikle ama kesinlikle yazabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da yeni videolar geldiği vakit anında izleme şansınız bulunuyor. Bunların haricinde de takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Efsanevi bir epik güç sıraması versus videolar gelmeye devam edecek. Şimdilik başka harika videolarda da görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Why don't I do us both a favor and take this last one now? That's kidding. Don't tell. Run, Boosie Boots! Magnaway!